Kötü bir haberim var arkadaşlar. Azerbaycan'da yaptığımız kayak tesisinin inşaatını an itibariyle durdurmak zorunda kaldık. Ortağımız olan Rus şirketi, Rus devletinin baskılarına daha fazla dayanamadı. Sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Sağlam bir sözleşme yapmışsınızdır bu Ruslarla Sayın Başkan. Sadece yönetim kurulu üyelerini topladığını zannediyordum. Mehmet Yalçın Erzin, yeni kurulacak olan bağımsız denetim grubumuzun başına geçiyor. Bugün de beni temsilen burada. Ali Bey'in sizi uyardığını hatırlıyorum. Hukuk büromuza gereken talimat verildi. Hakkımızı arayacağız tabii ki. Peki neden bu kadar büyük bir teminat yatırdık? Hem de bir Rus devlet bankasına. Sorumluluk benim. Rus şirketinin nakitle beni ikna etmek istedim. Bulut Bey beni uyarmıştı aslında ama... Madem sorumluluk senin, gereken yapılacak o zaman. Gereği yapıldı zaten. Sinan Bey istifasını verdi. Şu anda vedalaşmak için burada. Toplam net zarar hesaplandı mı? Ana ortaklık dışı harcamaları da hesaplarsak yaklaşık 20 milyon dolar. Maalesef kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Grubumuza bağlı bazı şirketleri elden çıkarmamız gerekebilir. Zarar eden bir işletmeyi kim alır Bulut? Bey, bazı otel ve hastanelerden bahsediyorum. Hoş geldiniz Ferman Bey. Yetişemedim toplantıya. Haberler pek iyi değil galiba. Maalesef. Sinan böyle bir hatayı nasıl yaptı anlayamıyorum. Ben çok iyi anlıyorum. Sinan Ekrem'in adamı. Ne zamandan beri? Onu bilmiyorum işte. Ben de bugün öğrendim. Sözleşme berbat. Unutalım biz bu parayı. Göz göre göre nasıl böyle bir şey yapar ya? Nasıl güvenip de böyle bir işe girer? Her şey tezgahsa girersin. Nasıl? Ya çok güveniyorsundur ortağına paraları paylaşacak kadar... ...ya da bir sebeple paraları gözden çıkartmışsındır. Hangisi? Oturun, oturun. Biz çok uyarmaya çalıştık damadınızı Ferman Bey. Ama inatla işe devam etti. Burada damadım değil. Bulut Bey. Baban sözleşmeyi oku. Acil durumlarda, afet, sıcak ve soğuk savaş durumlarında adamlar sorumluluk kabul etmiyor. Bulut'un hiçbir günahı yok. Burada kafa kafaya verip Bulut'u boş yere suçlamayın. Çok iyiydin Sinan. Bir süre ortalarda gözükme. Ferman Bey çok sinirli. Anladım efendim. Kaçtım o zaman ben.